Cem yapılacak hanede, Cem evinde aydınlatma işlerini en güzel şekilde hazırlamak, elektrikse elektrik, çelaksa çelak, mumsa mum, bütün hazırlıklarını yapacak. Sonra güzel canlar, pirlerimizin önünde 3 tane mum var postun önünde. Allah'ın nuru, nübüvvet peygamberin nuru, velayetin nuru. Çelalar ışık, karanlığı aydınlatmak içindir, doğru mu? Ama burada başka bir şey var. Acaba bize şunu mu diyor? Ey insanoğlu, sen kendi içsel aydınlığını sağlamadıkça asla aydınlanamayacaksın. Zahiri ışıklar yanıp tükenmekle, güneş doğup batmakla devam edecek. Ama ne zaman sen içsel aydınlığını yakalarsan asla güneş batmayacak. Onun için şeriat ehli Kabe'de, Arafat'ta güneşin doğmasını bekler. Tarikat ehli de pir divanında gönül güneşinin doğmasını bekler. Önemli olan bu doğuşu sağlayabilmektir güzel canlar. Bir, Allah'ın nuru dedik. İlk nur Allah'ın nurudur. Çünkü nur üstünde nurdur. Onun nurundan feyiz alan nur nübüvvet nurudur. Nübüvvet nurundan feyiz alan nur da velayet nurudur güzel canlar. Yani Allah Muhammed Ali dediğiniz zaman işte sistemin işleyişi bunun üzerindedir. Pirlerimizin önünde bulunan çeraların hepsini tek bir ateşle yakamazsınız. Şimdi yapılıyor. Normalde 3 tane mum olduğu zaman öncelikle bu mumu yakıyorsunuz. Bu mumu bundan yakıyorsunuz. Bu mumu da onundan yakıyorsunuz. Yani peygamber nurunu Allah'tan, velayet de nübüvvetten aldı anlamına geliyor. Ama bunu yavaş yavaş cemlerimizde sistemleştirmemiz gerekiyor. Diyor ki mum gibi dimdik duracaksın. Fitil gibi yanacaksın. Yağ gibi eriyeceksin. Işık gibi şuraya vereceksin. Ve çok güzel bir söz var. Bir mum diğer mumu yakmakla ışığından hiçbir şey kaybetmez. Demek ki biz aydınlandıktan sonra aydınlatmak için gayrete başladığımız zaman bizden hiçbir şey kaybolmuyor. Tam tersi, yaktığımız mumlarla daha çok karanlıklar aydınlanıyor güzel canlar. 3